zıplayalım. Zıplayamadı peki. Neredeyse kontrolü kaybedecek, biraz daha yükselse. Her neyse, hiçbir önemi yok. Şimdi 250 bayağı iyi. Hayır, şimdi burun üstü denk gelme. Oy. Aman Allah'ım. Bayağı kötü. Direkt şasi yam oldu, şaft falan çıktı. Arabaya bakalım. Tıpkı Ares modellerine benziyor. Bayılırım Ares modellerine. Evet, gayet güzel. Sadece arkadan bon kırıldı. Zaten şu köşede gözüküyor nelerden darbe aldı arabanın. 240 km hızla şu köşeden uçtuğumuzda tabelanın üstünden geçtik. Oha! Kaç tabelanın üstünden geçtik. Oh my god. Hemen şöyle, motor niye zarar gördü anlamadım. Şurada arıza lambası yanında. Şöyle bir atlayalım. Bunun daha fazla zarar görüyor da olabilir. Çünkü daha hızlı atladık. Bakalım. Diğerine göre şasisi. Biliyoruz oyunu. Peki durdurduğumuzda tutabiliyor muyuz? Yok. Oha. Mükemmel. Mümkünse tabela tabela. Olabilir, inemedi.
giderse bir bölümde de ağırlığa gidiyoruz. Bunu böyle bir yerden atıp izlemeye bayılıyorum ya. Bu arabanın parçalanması, işte küçük detay kırılmaları alıp bayılıyorum ya. Bir şey yok.
Eğer farklı bir sonuç çıkmasının o imkanı yok zaten. Şimdi yavaşlayalım ve direkt kafa üstüyüz. Yok, beceremedik. O takla koruyucuları sayesinde. Geçen videoda İngilizcesini söylediğim için biri uyarmış. Lütfen Türkçemizi kullanalım diye. Roll cage yani. Takla koruyucusu. Kafes. Bir şey yok. Şimdi olay yeri inceleme geldi. Aracı şöyle tuttu. Düzeltti. Ondan sonra tavanda şöyle açmaya çalışıyor ama açılmıyor. Evet, ilk düşüş. Sağ salim inmenin yollarını arıyorum. Çok özür diliyorum. Ondan sonra roketi açıyoruz. Hey, yanlış olduk. Öncelikle bir düzeltelim. Roketi açıyoruz. Bakın nasıl gidiyor. Eğer 1500 beğeni gelirse bunun önüne bir sürü aracı koyalım. Kesinlikle kaçırmayın. Ondan sonra bunu klonluyoruz. Tamam. Buraya kadar da her şey tamam. Şöyle bir otobüsü bir düzeltelim. Hey lan dur. Ha, tamam. Ondan sonra diğer otobüsü alıyoruz. Ucu kazıklı otobüs. Şimdi. Bununla şöyle biraz gidelim.
Bu arada buradan zamanı durdurabiliyoruz. Bir şekilde buradan da devam ettirebiliyoruz. Haydi gidelim. Öncelikle kaçla vuracağız? Yaklaşık bir şöyle denk geldi değil mi? Hop. Eyvah. Şu ağına bakar mısınız? Şu ağına bakar mısınız? Ortadan kırılışı. Çıldırıyorum. O kadar, bu kadar olamaz abi. Ondan sonra ve sürüklüyoruz. Gördüğünüz gibi arabanın dörtleri yandı. İncelemek gerekirse böyle bir görüntüsü var ve bence çok korkunç. Rabbim hepimizi kazalardan korusun. Araç kazaları çok. 100'le vurursak veyahut 200'le neler olur göreceğiz. Tam orta kısım denk getirdik. İnanamıyorum abi. İnanamıyorum. Oha. Aslında çok fazla zarar vermedi. Bunun nedeni ise arabanın vurduktan sonra birazcık daha altına girmiş olması diğer arabanın. Yine şoför mali darma duman. Tavan çökmüş vaziyette. Diğer araba da zaten gördüğünüz gibi hiç kolay şeyler yaşamamış. Merhaba. Şimdi bu iki arabayı da siliyoruz. Evet, sileceğime klonladım. Remover. Yani burada gördüğümüz şey hızın ne kadar mucizevi zararlar verdiği. Şimdi bir merak ettiğim şey daha var dostlar. Bu tarz ne kadar zarar görür yandan vurduğumuz takdirde? Yani otobüsü ikiye mi böleriz çok hızlı vursak? Yoksa sadece çok az bir şey yamulur mu veya hiçbir şey olmaz mı? Şu an onun araştırmasını yapacağız. Ondan sonra klon diyelim. Basit bir şekilde bu sefer şu arabayı alalım. Hey 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 yavrum ya, kendine gel. Şimdi basalım bakalım. Gayet güzel gidiyor. Çok iyi gidiyor. Tamam, fazla hızlanmayalım. Durmuyor zaten araba. Bastır. Çok iyi. Bundan sonra bir tane de pick-up deneyelim. Pick-up'la vurmayı. 260 lan vurdu. Bakın bu vurduğumuz ilk salise. Bu ikinci salise. Abi. İnanamıyorum. Yani bu eğer ki Allah korusun bir gerçek bir otobüs olsaydı. Tam bu ortada yaşayan yolcuların ciddi manada zarar göreceğini düşünüyorum. Bakar mısınız?